Hafifliği ve hazmı kolay olması nedeniyle Ramazan aylarının vazgeçilmezi güllaç tatlısı. Öğrenciler Osmanlı mutfağının lezzetlerinden olan ve iftar sofralarının en renkli konuğu güllacı sizler için hazırladı. Güllaç için gerekli olan malzemeler şunlar. Dövülmüş cevizimiz, şekerimiz, sütümüz, güllaç yufkamız. Bir paket güllaç için 1,5 litre süt öncelikle kısık ateşte kaynatılıyor ve soğuması için şeker ilave ediliyor. Sütümüzü koyuyoruz. Marketlerden rahatlıkla bulabileceğiniz güllaç yufkasına sütlü şeker ilave ediliyor. İlk olarak sütümüzü gezdiriyoruz. Sonradan yufkamızı alıyoruz. Sütümüzü tekrar ilave ediyoruz üzerine. Ve son katımıza gelmiş bulunmaktayız. Normal olarak ilk cevizimizi dökmüş olsaydık, sonradan sütü ilave etmiş olsaydık, bütün cevizlerimiz kenarlara gitmiş olup ortası boş olabilirdi. O sebepten dolayı son bir kaşık olmuş olsa bile sütümüzü döküyoruz. Sonradan cevizimizi ilave ediyoruz ve katmanlarımıza devam ediyoruz. Sütümüzü tekrar ilave ediyoruz. Tekrar yufka. Ve tekrar sütümüzü ilave ediyoruz. Süslemesi ise tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Az önce yapmış olduğumuz güllacımızın üzerine hayal gücümüze göre şekillendirdiğimiz bu süsümüz. Bu deseni tercih ettik. Cevizimizi içine yapıyoruz. Afiyet olsun. Güllaç 1400'lü yıllardan bugüne gelen en özel tatlılardan birisi ve hafif olmasından dolayı Ramazan aylarında daha çok tercih ediliyor. Güllaç Ramazan ayında hafif ve sütlü bir tatlı olması sebebiyle tercih edilir. Akabinde Ramazan ayında oruç tutan insanların kan şekerinin düzenlenmesinde çok yardımcı olduğu da bilinir. Güllaç 1400'lü yıllarda Anadolu'da keşfedilmiş hafif bir tatlıdır. Aslen adı güllaçtır. Yalnız zamanla güllaç olarak devam ettiği için bugünkü ismini almıştır. Kütahya Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ata mirası bu lezzetleri öğreniyorlar. Öğrencilerimiz otelimizde, okulumuzda öğrendikleri şeyleri daha çok geliştirmek üzerine çalışıyorlar. Yani yapılan bilinen şeylerden ziyade kendilerini de keşfetmek, öğrenmekten ziyade keşfetmek için çalışıyorlar. Bunların içinde yiyecek, içecek ve konaklama, ön büro hepsi de var yani. Güllacı genelde yöre yöre, kent kent, köy köy değişebiliyor. Kiraz şekeri, nar, Antep fıstığı, dövülmüş Antep fıstığı veya dövülmüş ceviz gibi. Biz de bunları kullanıyoruz. Ayrıca süsleme sosları veya muz, meyve, diğer meyvelerde de kullanabiliyoruz yani. Afiyet olsun.